أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اهدنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختمين القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين فتقبلها ربها بقبول حسن الآية الكريمة سر نماز عليها أصل olan sıfatları evvela Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, temiz, ruhu kudsiyelerine acizane hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin cümlemizi selamün aleyküm tuttun. Fethulüha halinin nazm-ı celiline mukatap tuttun. Kullarının cümlesine dahil eyle. Cümlemizi ehli Kur'an'a valetmiş olduğun büyük nedirlerden mehdur eyle. Cümlemizin hüzünlerimizi feraha tebdil eyle ya Rabbi. Aziz ve muhterem müminler, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de infak edin. İçinizden iman edin. İnfakta bulunanlara büyük bir mükafat var. Okuduğum hadisin siri ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey Adem oğlu, infak et ki ben de sana infak edeyim. Aziz müminler, infak Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla müminin kendi servetinden harcama yapmasıdır. Eşine, dostuna, akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmasıdır. Allah'ın kendisine lütfettiği zenginlikten başkalarını da faydalandırmasıdır. Kardeşinin bölümünü yapması, olmayana yardım etmesi, olana da ikram etmesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kuşkusuz sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü bir şekilde ölmeyi önler. Muhterem müminler, İslam medeniyeti aynı zamanda bir infak medeniyetidir. Müslümanlar yardımlaşmayı, dayanışmayı ve infakı hayatın merkezine almıştır. Müslüman kişi mallarını gece gündüz gizli ve açık infak edenler için Rableri katında ecirler vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır ayetini kendisine düstur edilir. Değerli Müslümanlar, bencillik, mal düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusu, gösterişe dayalı hayatlar maalesef bu asrın afeti oldu. Yardımlaşma, dayanışma ve başkası için fedakarlık yapma gibi erdemler örselendi. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde bizleri şu şekilde uyarıyor. Ademoğlu, malın malın der. Ey Ademoğlu, senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sadaka verip önceden ahirete gönderdiğin dışında malın da var. Aziz müminler, Ramazan ayı infak, yardımlaşma ve paylaşma adına eşsiz bir fırsattır.
Rabbimize kulluğumuzu farklı amellerle sergilediğimiz bu Ramazan günlerinde zekat ve sadaka-i fıtır gibi mali ibadetlerimizle ihtiyaç sahiplerine kol kanat gelelim. Kardeşlerimizin dertlerine derman olalım. Yardımlarımızı gösterişten uzak, yalnızca Rabbimizin rızasını kazanmak için yapalım. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin şu uyarısına dikkatle kulak verelim. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarttıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما